Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Zuhruf suresi 66-77. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala okuyacağımız bu bölümde cennet ve cehennemle alakalı bazı hükümleri, durumları bize bildiriyor. Malum bizler dualist bir dünya görüşüne sahibiz. Dünya ve ahiret. Şu anda dünyada yaşıyoruz. Burası bir imtihan salonu. Buradan ahirete doğru bir gidiş var. Ve vefat etmiş olanlar kabir berzahında adeta bir bekleme salonu orada bekletiliyor. Daha sonra kıyamet kopunca mahkeme-i kübra açılacak, kurulacak ve o mahkeme-i kübradan sonra insanlar amellerine göre cennete veya cehenneme gönderilecek. Kur'an-ı Kerim ayetler içinde serpiştirilmiş bir şekilde cenneti de cehennemi de bize anlatır. Ve bunları anlatırken genelde de beraber anlatır. Çünkü insan cennete müheyyadır, müştaktır. Cehennem azabından, ateşinden de insan fıtraten korkar. İşte günahlara karşı daha çok cehennemi hatırlamak ve cenneti elde etmek için de salih amel yapmak gerekiyor. İnsanın günahlardan uzak kalması, salih ameller yapması cenneti ve cehennemi nazara almakla gerçekleşiyor. Ahirete inanmayanlar şu dünyada salih amel de pek yapmazlar. Niye yapayım ki diye düşünür ve bu gibi insanlar daha çok egoist olur, bencil olur. Ama ahirete inanan bir kimse, nasıl ki kışın geleceğine inananlar yazın sıcağında odun kömür tedarikinde bulunuyorlar, onun gibi önümüzdeki ahiret alemi için yatırım yaparlar. İnsanlar mesela bir kooperatife giriyor, 10 yıl boyunca her ay 100 lira, 200 lira, 300 lira bir şeyler ödüyor. Neticede 10 yıl sonra bakmışsınız bir dairesi oluyor. Evvelinde o dairenin vücudu yoktu ama o biriken şeyler neticede bir daireyi netice verdi. Benzeri bir şekilde cennetin bağları, bahçeleri, köşkleri, sarayları insanın dünyadan gönderdiği amellerle, salih amellerle oluyor. Ağzımızdan çıkan bir elhamdülillah, Allahu Ekber, bu gibi bakiyatus salihat tabir edilen güzel sözler, kelime-i tayyibeler indi ilahide değerlendiriliyor ve bunlar cennete doğru gönderiliyor. Cennetin güzelliklerini meydana getiriyor. Öte yandan bir insan ağzından küfür kelimeleri çıksa, yalan sözler çıksa, midesi haram şeyler yese, gözü harama kaysa, baksa, eli hırsızlık yapsa gibi bu manada pek çok günahlar var. Bunları işlediğinde bunlar da cehenneme doğru gönderiliyor. Merhum Necip Fazıl'ın oluklar çift, birinden nur akar birinden kir dediği gibi gerçekten ahirete doğru iki oluk akıyor. Bunlardan biri nur ve nurani şeyler, diğeri zulmani ve günahla dolu olan şeyler. Elbette ki nasıl ki sular bir yere aktığında bir yerde mutlaka birikir. Onun gibi elbette bu kadar salih amellerin birikeceği bir cennet, bu kadar kötü amellerin de toplanacağı bir cehennem menzilinin olması son derece gerekli olan bir durum. Yoksa bir netice alınmamış olur. İnsan dünyada bir miktar yaşamış, sonunda kaybolup gitmiş, yok olup gitmiş olur. Yaratıcı kudreti kabul ettikten sonra cenneti ve cehennemi kabul etmek çok daha kolaydır. Yani madem Allah var, o halde ahiret var. Madem Allah var, elbette bu insan ölmekle yok olmayacak, diğer alemde cennet veya cehenneme gönderilecektir. Madem ki Allah var, insanın amellerini kaydettiriyor, elbette bu kayıt ileride bir muhasebe içindir. İnsanlar hesaba çekileceklerdir. İnsan gerçekten bunları vicdanen de çok rahat bir şekilde tasdik edebiliyor. Eğer ahiret olmazsa o zaman şu dünya hayatı anlamsızdır. Adeta bir fabrika düşünün. Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor ama ortada mamul bir madde yok. O zaman o fabrika abes olur. O fabrikanın kurulmasının herhangi bir anlamı kalmaz. Eğer fabrikanın çarkları dönüyorsa bir mamul maddeyi meydana getirmek için döner. Şu anda dünyanın çarkları dönüyor. Zamanın çarkı, gece gündüzü
kış yazı ard arda getiriyor. Öte yandan güneş dönüyor, gezegenler, galaksiler dönüyor, devran dönüyor, kainatın çarkları dönüyor. Bu kadar kainat çapında bir faaliyet, eğer insanların sonunda toprak olması içinse bu masrafa lüzum yoktu. Bu insan zaten topraktı, hatta hiçbir şeydi. Sonu yine bir hiç olacaksa kainatın var edilmesinin, insanın bu kabiliyetlerde yaratılmasının bir anlamı olmaz. İşte kainata bu manada baktığımızda kainatın bütün hakikatleri, evet ahiret vardır, olmalıdır. İnsanlar yaptıkları amellerin karşılığını görmelidir diyor. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda Kur'an-ı Kerim ahiret alemlerinin, uhrevi alemlerin bir haritası, mukaddes bir haritası. Kur'an'ı önümüze açıyoruz. Ayetleri okuduğumuzda bakıyoruz ki adeta cenneti bize anlatıyor. Oralarda gezdiriyor. Bakıyoruz adeta sanal bir şekilde cehennemde insanları seyahat ettiriyor. Bu şekilde şu dünyanın daracık kalıpları içinde kalmaktan bizi kurtarıyor. Bunları bir giriş olarak ifade eden sonra ayetlerden takip edebiliriz. Hel yanzuruna illa saate en te'tiyehum ba'teten ve hum la yeşurun. Onların bekledikleri, farkına varmadıkları bir zamanda ansızın kıyametin başlarına gelmesidir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde kıyametin aniden geleceği bize anlatılıyor. İnsanın ölümü de küçük bir kıyamet. Şu anda yaşayan hangi insan kendi ölümünü çok yakın görüyor? Hemen herkes daha uzun hülyalar peşindedir. Öleceğini pek de hatırına getirmez. Ve her gün dünyadan belki 400 bin, 500 bin insan gidiyor. Bunların tamamına yakını ölüme o kadar da hazır değildir. O gün ölümün kendine geleceğini bilmemektedir. Demek ki insan kendi ecelini bilmediği gibi dünyanın eceli olan kıyameti de bilemiyor. O da ansızın insanların beklemediği bir zamanda gelecek. El ahillâ'u yevme izin ba'duhum li ba'din aduv illel müttakîn. O gün müttakiler dışında dostlar birbirine düşman olacaklar. Yani insan kime arkadaşlık yaptığına da dikkat etmeli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam "Er-raculu ma'a dini halilihi" buyuruyor. Yani insan arkadaşının dini üzeredir. Dolayısıyla sizden birisi kiminle arkadaşlık yapıyor, ona dikkat etsin. İşte dünyada diyelim içki meclislerinde arkadaş, işret meclislerinde arkadaş, batıl yolda birbirine arkadaş, diğer alemde bunlar birbirine düşman olacak. Ancak müttaki olanlar birbirine düşman değil. Onlar dünyada da dosttu, ahirette de yine dost olacaklar. Birbirlerinden davacı ve şikayetçi değil. Mümkünse birbirlerine şefaatçi olacaklar ve kurtulmalarına çalışacaklar. Ya ibadim, ey kullarım, la havfun aleykumul yevm, bugün size bir korku yok. Ve la entum tahzenun, ve siz üzülmeyeceksiniz de. Yani müttaki olanlara Cenab-ı Hak böyle diyecek. Ey kullarım, bugün size bir korku yok. Artık acaba ahiret gelmez mi? Böyle bir korkunuz yok. Çünkü geldi. Acaba Allah insanları idama mahkum mu eder, yok mu eder? Böyle bir şey de yok. Ebedilik var. Bütün bu korkulardan kurtuldunuz. Artık bugün size bir korku yok. Artık siz üzülmeyeceksiniz de. Yani dünyada insanları üzen çok şeyler oluyor. Ama diğer alemde, cennette Allah'ın muttaki kulları için artık bir üzüntü olmayacak. Onlar tamamen mesrur bir şekilde hayatlarını devam ettirecekler. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا بِآيَاتِنَا. Onlar Allah'ın bu şekilde hitap ettiği, kendilerini müjdelemiş olduğu kimseler, ayetlerimize iman etmiş kimselerdir. وَكَانُوا مُسْلِم۪ينَ. Ve onlar Müslümanlar idi. Burada Müslümanlar illa din anlamında değil, Allah'a teslim olmuş kimseler kelime anlamıyla anlayabiliriz. Ve اِنَّتْ دِينَ اِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ. Allah katında din İslam'dır. وَمَنْ يَبْتَ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ. Her kim İslam'dan başka din ararsa
Bu ondan kabul edilmez. Bu gibi ayetlerde de İslam Allah'a teslim olmanın bir ifadesidir. Ve bütün peygamberler dinlerinin adı ne olursa olsun Müslümandır. Yani Allah'a teslim olmuştur. Onların dinlerinin mensupları da yine bu noktada Müslümandır. Yani Hakk'a boyun eğmiş, teslim olmuş olan kimselerdir. Udhulul cenne, cennete girin. Entum ve ezvacukum, siz ve zevceleriniz, siz ve eşleriniz cennete gidin. Tuhbarun, nimetlere mazhar olarak veya gayet keyifli, sevinçli bir şekilde cennetlere girin. Burada siz ve eşleriniz denilmesi, cennette de aile hayatı var. Gerçi cennette doğum olmayacak. Nasıl ki dünyada doğum oluyor, nüfus devamlı artıyor. Cennette bu şekilde değil. Cennette artık dünyadan gitmiş olanlarla hayat devam edecek ve doğum olmayacak. Ancak aile hayatı orada da bulunacak. Dünyada karı koca durumunda olanlar ikisi de cennete gittiğinde orada beraber olacaklar. Bunu tabii söylediğimizde ister istemez hatıra şu soru gelebilir. Diyelim Firavun ve hanımı. Kur'an Firavun'un küfür üzere öldüğünü bize anlatıyor. Hanımının da Müslüman olduğunu, Hakk'a teslim olduğunu bildiriyor. Bu durumda Firavun cehennemdeyken hanımı cennette olacak. Peki hanımının eşi olmayacak mı? Elbette orada Allah-u Teala insanları eşleştirir. Dünyadaki eşiyle değil de orada kendine münasip olanla. Çünkü bazı erkeklerde vardır. Üst düzey Müslümandır. Ama hanımı iman etmemiş olabilir. Hanımı cennette değil de cehennemde olabilir. Veya bunun tersi olabilir. Bu gibi durumda bunlar birbirleriyle yani cennette olan eşi ise cehennemde olan kimselerle eşleştirilir ve o şekilde ilahi rahmet, ilahi adalet tecelli eder. Ve bu şekilde diğer alemde aile hayatı, nasıl ki şu dünya hayatında da ailedeki insanlar birbiriyle uyumluysa adeta o aile hayatı küçük bir cennete döner. Bunun en güzel misali ise hakiki cennette olacak ve oradaki insanlar gayet mutlu bir şekilde aile hayatını devam ettirecekler. Mesela dünya hayatında mutsuzluğu gerektiren bazı durumlar olabiliyor. Bu maddi imkanların olmayışı olabilir. İnsanların seviye noktasında tam da birbiriyle mütenasip olmayışı gibi durumlar olabilir. Sebepler çok ama bu sebepler diğer alemde ortadan kalkacak. Zaten her birine müstakil bir cennet verilecek. Ve insan diğer alemde tekamül etmiş bir vaziyette bulunacak. Böyle olunca şu dünyada aile hayatında problemlere neden olan sebepler ahirette kalkacak ve cennet ehli gayet mutlu bir şekilde yaşayacaklar. Yutafu aleyhim bi sahafin min zeb ve ekvab, onların etrafında altından bir takım yiyecek dolu şeylerle cennet ehlinde onların etrafında dönenler olacak. Yani cennet ehline hizmet edenler olacak. Gılman, huri gibi Kur'an-ı Kerim'de başka yerde anlatılan varlıklar, onlar cennet ehline hizmet edecekler. Ve bunlar ellerinde altından böyle tepsiler, kaplar, içlerinde en güzel yiyeceklerle cennet ehline hizmet edecekler. Şu dünyada da mesela bazı mutena, müstesna yerler oluyor ve insan öyle bir yerde, nezih bir mekanda güzel hazırlanmış bir yemekten zevk alıyor. Ve orada garsonlar nasıl ki buyurun efendim ne istersiniz diyorlar ve istediğinizi getiriyorlar. Ve bu insana bir mutluluk verir. Yani o güzel şeyleri yemek insana bir mutluluk verir. Diğer alemde de cennete münasip bir şekilde gılman tabir edilen oraya mahsus hizmetkarlar o cennet ehline hizmet edecekler. Ve altından kaplar, gümüşten tepsiler, en güzel şeyler içerisinde en güzel yiyecekleri onlara takdim edecekler. Ve fiha ma teştehi'l enfus ve telezzu'l ayun,
Orada o cennette nefisler neye hoşlanırsa, neden hoşlanırsa ve gözler neden zevk alırsa, lezzet alırsa bunların hepsi olacak. Ve entum fiha halidun ve siz orada daimi olacaksınız. Yani cennet haddi zatında büyük bir nimet ama ondan daha da büyük bir nimet cennetin daimiliği. Çünkü devam etmeyen bir şey de hakiki manada lezzetli olmaz. Cennet söz gelimi 1 milyon senelik bir hayat olsa sonunda insanlar yok olup gider. O cennetin pek de tadı olmaz. Ama cennet ehli ebedi olacaklar. Cehennem ehli de ebedi olacak. Artık dünyadan diğer aleme gitmiş olan insanlar ebedi bir hayat yaşayacak. Ve tilkel cenne elleti uristumuha bima kuntum ta'malun. İşte bu cennet yaptığınız ameller sebebiyle siz buna varis kılındınız. Yani insan gerçi doğrudan ameliyle cenneti hak etmiş olamaz ama ameli sebebiyle böyle bir cennete liyakat kazanıyor. Lekum fiha fakiha kesira minha ta'kulun. Orada yiyeceğiniz pek çok meyveler var. Burada meyvelerden murat, meyve daha çok lezzet için yenilir. Cennette tümüyle bir lezzet yeridir. En güzel meyveler orada ehli imana takdim edilecektir. Bundan sonrasında cehenneme geçiliyor. İnnel mücrimine fi azabi cehenneme halidun. Mücrimler, suçlu, günahkar olanlar, bunlar cehennem azabında daimidirler. Buradaki mücrimlerden murat, herhangi bir suçu günahı olan anlamında değil de artık cürmü, günah işlemeyi hayatının felsefesi yapan, hayatı günahla geçen, küfürde iyice katmerleşmiş olan kimseler. La yufettaru anhum ve onlardan azap gevşetilmez. Ve hum fihim mublisun. Onlar orada o azapta ümitleri kesik bir vaziyette olurlar. Ve ma zalemnahum, biz onlara zulmetmedik. Velakin kanu humuz zalimin, lakin onlar kendileri zalim oldular, kendilerine zulmettiler. Ve nadav, ve onlar orada şöyle nida ederler cehennem ehli. Ya Malik, ey Malik. Malik cehennemde görevli olan, onların başında bulunan melek, belki de onların reisi gibi düşünülebilir. Ya Malik, ey Malik, ey efendim gibi bir mana da var. Demek ki o şekilde o zillet içinde bir talepte bulunacaklar. Liyakdi aleyna rabbuk. Yani Rabbin bize hükmetsin, işimizi bitirsin. Yani bizi yokluğa göndersin de şu cehennem azabından artık kurtulalım diyecekler. Gale innekum makithun. Allah o da diyecek ki siz burada kalacaksınız. Lekad cinnakum bil hak, biz size hakkı getirdik. Velakinne ekserakum lil hakki karihun, lakin sizin ekseriniz haktan hoşlanmayan kimselerdi. İşte Kur'an-ı Kerim bu şekilde cenneti ve cehennemi mukayeseli bir tarzda anlatıyor. Cenab-ı Hak bizleri cenneti kazanacak güzel amelleri yapan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.